Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda doları ve borsayı, Bist 100'ü analiz edeceğiz. Gün ortası kısa bir değerlendirme. Geçtiğimiz pazar günü Bist 100 ile ilgili aman dikkat diye bir video yayınlamıştım. Ee, pazar tesi gününden itibaren de şimdiye kadar sert bir düşüş yaşanmış oldu borsada. Onu da kısaca bir değerlendireceğiz. Dolar TL'de de bu sabah yayınladığım videoda bıraktığım haliyle ve gerçekten de bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmış durumda. Bu grafik... 4 saatlik grafik ve mavi ile gözüken 55 periyotluk üstel hareketli ortalamanın üzerinde dolar şu anda 5.84.30 TL. Eğer bu seviyelerde kalırsa yani 55 periyotluk üstel hareketli ortalamanın geçtiği 5.83.30 seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederse hedefi 89 periyotluk üstel hareketli ortalamanın geçtiği yer 5.86.82 civarları. Bakın şurada çizmiş olduğum eğer bunun da üzerine geçerse o takdirde 5.92 seviyelerine kadar yükseliş söz konusu olabilir. Tabii şöyle bir yükselen trend çizgisi üzerinde hareket ediyoruz. Sabah değerlendirdiğimiz şeyler şu anda da geçerli. İlgili videoyu detaylı analizi ve bu 55 ile 89 periyotluk üstel hareketli ortalamanın önemini anlattığım videoyu izlemek istiyorsanız da şu anda ekranın sağ üst köşesinde görmüş olduğumuz linke tıklayabilirsiniz. Dolar TL'de takip edilecek destek seviyesi ise bu 4 saatlik grafik ama 1 saatlikte de daha detaylı bakabiliriz. Şu şekilde bir yükselen trend çizgisinin bize destek göstereceği seviyedir. Bu seviyede 581-50 civarları şu anda içinde bulunduğumuz saat itibariyle. Tabii saatler ilerledikçe de bu yükselen değerler de bize destek verecektir. Diğer taraftan burada 1 saatlik grafikte iki üstsel hareketli ortalamanın da geçtiğimiz birkaç saat öncesinden beri de e, al sinyali ürettiğini de görüyoruz. Ancak 55 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamayı ben daha çok 4 saatlik grafiklerde takip ediyorum. Çünkü saatlik grafikte sık sık al sat verebiliyor bu. E, onun için burada 4 saatliklerde takip edip bu yükselen düşen trend çizgilerini, direnç seviyelerini kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Özetle bu içinde bulunduğumuz saatler itibariyle de 5.81-82 seviyelerindeki destek oldu artık bizim için. Bu seviyeleri takip etmekte fayda var. Biz düzün analizini yapalım. Dediğim gibi pazar günü yayınlamış olduğum videoda bu hafta için her an satış gelebilir şeklinde uyarmıştım aslında. Bunu söylemendeki sebep de günlük grafikte stokastik arasayın alabileceği maksimum değer olan 100 seviyesine çoktan geldiğini ve şuralarda her an satış verebileceğini e, işaret etmiştim. Gerçekten de bakın, pazartesi gününden sonra stokastik RSI sat vermeye başladı ve sert bir düşüş yaşıyoruz şu anda. 15 dakikalık grafikte bakın şu yükselen trend çizgisi ki Mayıs'ın 22'sinde görülmüş olan 83.500 puan seviyelerindeki diple yine Mayıs'ın 27'sinde görülmüş olan 85.350 puan seviyesinde görülmüş dibi birleştirerek elde ettiğimiz yükselen trend çizgisi. Bugün kapanış itibariyle sabah seansı kapanış itibariyle metrik olarak neredeyse test edilmiş durumda. Bu 15 dakikalık grafik dediğim gibi ve stokastik RSI burada da aşırı satış bölgelerine gelmiş ve ee, Alabileceği minimum değerlere yaklaşmış durumda, hatta minimum değere gelmiş durumda. Tabi burada ne kadar kalacağı önemli. Bakın şuralarda da kalmaya devam etmiş bu sıfır değerlerinin etrafında. 15 dakikalık grafik olduğu için çok kısa vadeli. Bugün öğleden sonraki seans için e, açıkçası takip edilebilir. Yine RSI'nin da aşırı satış bölgelerinde çok çok düşük değerlere geldiğini görüyoruz. Ve MACD'nin de 15 dakikalıklar itibariyle çok sert satış e, sinyali üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Eğer buralardan toparlanabilirse bu indikatörler öğleden sonra bir tepki yükselişi beklenebilir. Zira bu seviyede açıkçası tepki yükselişinin gelmesi açısından son derece kritik bir bölge. Bu yükselen trend çizgisinin destek verdiği bir bölge. Özetle 90 91 bin puan altında kapanışlar gelecek olursa ilk etapta 90.850, daha sonra 90.500, daha sonra da 89.950, 90.000 psikolojik e, destek seviyesine kadar gerileyebilir BIST 100. Bu nedenle çok dikkatli olmaya devam etmekte fayda var bence. Zira günlük grafikte incelediğimiz zaman BIST 100'ü bakın şu şekilde aslında düşen bir trend çizgisini de aşamamış durumdayız. Bunu bu şekilde çizebiliriz. Bu düşen trend çizgisi yukarı yönde aşılamadı ve eee yönü aşağı çevirmiş durumda. Ve yine buradaki indikatörlere baktığımız zaman da özellikle burada stokastik arasayın günlük grafikte çok net bir şekilde satış sinyali ürettiğini görüyoruz. Tabi stokastik da şöyle bir yükselen trend çizgisine de takip etmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde bu yükselen trend çizgisi test edilebilir. Daha sonra da belki test ettiği yerden endeks destek alacaktır. Bunu takip edeceğiz ama günlük kapanış bu şekilde gelirse de yani 91 bin puan seviyelerinden gelecek olursa o takdirde bu yükselen trend çizgisi de günlük grafikte aşağı yönde kırılmış olacaktır arkadaşlar. Muhtemelen 15 dakikalıklarda da kırılmış olacaktır. Özetle e, burada artık bence Bist 100'de pazar günü söylediğim gibi kar satışları gelmiş durumda sert düşüş yaşıyoruz bugün e, ve bu indikatörlerin bir süre toplanmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum kısa orta vadeli yatırım için. Tabii ki bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Biraz önce söylediğim destek seviyelerini de kontrol etmenizde takip etmenizde son derece fayda var. Benim dolar ve borsa ile ilgili gün ortası analizim şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.